Herkese yeniden merhaba, evimize, kanalımıza hoş geldiniz. En son Bilal'in ameliyat olacağından bahsetmiştim. Ameliyatın oldu, hatta dikişleri vesaire alındı. Uzun bir süre video çekemedik. Bununla alakalı şimdi size süreçten bahsetmek istiyoruz. İsterseniz eşim size süreçten bahsetsin biraz. Nasıl başladı olay? Olay ilk başta şöyle oldu. Yaklaşık bir 3,5 ay önce falan bende ilk başta bir boyun tutulmasıyla başladı bu işlem. Bu rahatsızlık daha doğrusu. Ondan sonra kendi çabamızda biz kas gevşetici kremler vesaire falan kullandık. İlk başta önemsemedik açıkçası. Hani normal boyun tutulmasıdır diye düşündük. Hani bir soğuk almışızdır vesaire falan diye. Çünkü daha öncesinde böyle bir belirtisi yoktu. Aynen öyle. Herhangi bir durum yoktu. Ondan sonrasında biz kullandığımız hani ilaçlardan dolayı, hani kas gevşetici kremlerden dolayı geçmediğini şey yaptık, fark ettik. Ondan sonra bir doktora randevu aldım ben, ortopedi doktoruna. Ortopedi doktoru hani bir elle muayene ederek hani bir kas zedelenmesi hani olabileceğini söyledi. Bununla ilgili işte bir krem falan verdi. Bir krem verdi, farklı bir krem. Bir de ilaç falan vermişti, hap. Bunları kullandım. Hani gene 1-1,5 hafta civarı falan kullandım. Geçmedi. Başka bir doktora gittim ben. Bir tane devlet hastanesine gittim. İşte ondan sonra bu doktor da aynı şekilde bana hani kas zedelenmesi olduğunu söyledi. Ama bunların hepsi tabii ki filme falan bakarak söylendi. Normal sıradan film falan çekildi. Herhangi bir kemikli falan, bir yamukluk vesaire yoktu. Ondan sonra hani bana kas zedelenmesi olduğunu söylemişlerdi. Ondan sonra işte tekrardan farklı bir ilaçlar verdiler. Kullandım. Onlarda da hani herhangi bir şey yapma, hani geçme olmadı. Ondan sonra biz hani bu işin böyle olmayacağını anladık artık. Yani bir fizyoterapi hastanesinden bir randevu aldım. Şikayetlerim tabii ki artmaya başlamıştı. Hani sadece boyun tutulmasından değil, artık hani boynumu, kafamı çevirmekte zorlanmaya başladım iyiden iyiye. Ondan sonra hani her kafamı çevirdiğimde, oynattığımda sol tarafımda bir ağrı olmaya başladı, omuzlarımdan başlayarak. Ondan sonrasında bu ağrılar gittikçe ilerlemeye başladı. Hani sol koluma kadar gelmeye başladı. Hani bu dirseğime kadar bir ağrı olmaya başladı. Hani kolumu oynatırken ağrı hissediyordum, başımı çevirirken ağrı hissediyordum. Gülerken, öksürürken bile hani ağrı hissetmeye başladım. Gerçekten hani hayatımı çok zor duruma sokmaya başlamıştı. Hani ondan sonra bir fizyoterapi hastanesinden randevu aldım. Muayene olduktan sonra işte bende boyun düzleşmesi ve boyun fıtığından şüphelendi. Ama boyun fıtığı olacağını zannetmiyorum diye söylemişti. Çünkü muhasebeci olduğumuz için yapıyoruz bir sürekli. Aynen öyle. Hani meslek hastalığı olabileceğini söylemişti. Hani birkaç belli hareketle geçebileceğini söylemişti ama gene de ne olur ne olmaz diye benden bir MR çektirmemi istemişti doktor. MR'ı çektirdim. Doktora gittiğimin ertesi gün geceye bir devlet hastanesinde MR randevusu verdi bana. MR'ı çektirdim. Bir hafta sonra doktora gittiğimde sonucu göstermeye hani bana direkt benim çok boynumda, sol tarafımda çok büyük bir boyun fıtığı olduğunu söyledi bana. Hani direkt kesinlikle ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Hani ilk başta bir şey yaptık, korktuk. Bana direkt hani bir beyin ve sinir cerrahisinden randevu alıp göstermemi şey yaptı, söyledi. Hani bana kendisi de yanından, odasından çıkmadan önce hani ben şu an beyin ve sinir cerrahı olsam direkt seni ameliyat ederdim derecesinde konuştu. Hani o derece büyük olduğunu söyledi bana. Operatör bir doktordan randevu aldık bu beyin ve sinir cerrahı ile ilgili. Eşimin iş yerindeki arkadaşının ailesinden birkaç tane kişiye bu doktor ameliyat etmiş boyun fıtığından. İyi bir doktor yani olduğunu öğrendik. Yani işinin ehliydi bu adam. Aynen öyle. Hani işi bayağı iyi yapan birisi diye biz şey yaptık, duyumlar aldık. Gittik doktorun yanına, ben randevu aldım. Ya o doktora gitmemizin sebebi de şeydi, hani şimdi bu doktor ameliyat dedi, biliyorsunuz herkes ameliyat diyor. Hani bu işinin ehli, eğer ameliyat gerçekten gerekmezse ameliyat demez dediler. Hani o yüzden de bir kesin sonuç odaklı ilerlemek istedik. Hani ameliyat olacak mı olmayacak mı onu hani öğrenmek için o kişiden randevu aldık. Aynen, randevu aldık. Ben işte gittim randevuya, bir cumartesi günü sabah müsaitti, gittim yanına işte. MR sonuçlarıma baktı. Ben yani doktorun yanına girip çıkmam benim maksimum 8 veya 10 dakika bir şey sürmüştür.
Yani doktorun yanına gidip girdim işte. MR sonuçlarına falan baktı. Boynumda çok büyük bir derecede fıtık olduğunu tespit etti doktor. Omuriliğimi sıkıştırdığını söyledi. Hani sinirleri falan çok aşırı derecede sıkıştırdığını söyledi. Yani bana şunu bile söyledi. Ben hani bunu söyledikten sonra çok aşırı korktum. Yani bana dedi ki sen hani yolda yürürken Allah korusun hani bir ayağın kayıp sırt üstü düşersen felç kalma ihtimalim var dedi. Yani boyundaki fıtığının o derece hani büyük ve sıkıntılı olduğunu bana şey yaptı söyledi. Ondan sonra işte hani direkt ameliyat olunması gerektiğini söyledi bana doktor. Hiçbir şekilde bir krem, iğne, hap, ilaç hiçbir Fizik şekilde tedavi hiçbir hani bir şekilde. fizik tedavi bile hiçbir şekilde bu fıtığın hani geçmesine olanak vermeyeceğini söyledi. Hani kesinlikle ameliyat olunması gerektiğini söyledi. Bu profesöre gitmeden önce de biz kendi çapımızda tabii araştırmalar yapıyoruz. Hani kendimizi rahatlatıyoruz. İşte ameliyat için işte güç kaybı olması gerekiyor, değil mi? Evet. İşte idrar kaçırma, güç kaybı, kolda, bütün kolda uyuşma vesaire. Ha dedim, sende güç kaybı yok, kesin ameliyat olmazsın. Büyük bir ihtimalle seni fiziğe gönderecekler falan dedim ama hiç öyle olmadı. Yani beklediğimiz gibi olmadı. O doktora gittikten sonra zaten sonra ne yaptın o doktordan sonra? Oradan fiyat aldın. Aynen öyle işte özel hastanede çünkü oradan bir ameliyat için fiyat aldık biz. Yani doktor baya şey yaptı bizi etkiledi yani. Hani kesinlikle dedik hani tamam ameliyat olması lazım. İşte fiyat aldık. Bir 22.500 lira civarı falan bize bir fiyat çıkarttılar özel hastanede. Yani tamam hani sağlık mevzubayız. Tabii ki paranın bir değeri yok ama hani yani bu ameliyatı olursak da maddi anlamda gerçekten çok zora düşecektik biz. Hani o yüzden hani başka türlü yani hani başka bir doktora gidip hani hem emin olmak istedik açıkçası. Çünkü özel hastane şimdi hani az çok biliyoruz bazı hastaneler böyle görevini düzgün bir şekilde yapmayıp hani ticaret gözüyle baktığı için hani Evet. belki de hani para kazanmak için ameliyatta hani demişlerdir diye biz başka bir hastaneden tekrardan başka bir doktordan bir randevu alıp hani onlara bir soralım Bu sefer danışalım diye devlet şey yaptık. Aynen bu hastanesinde hani sefer gitmeyi düşündük. aynen öyle. Devlet Bir araştırmaya hastanesinde girdik biz bu sefer. gitmeyi düşündük. Aynen öyle. Yani eşimin iş yerinde İş arkadaşı. aynen iş arkadaşı vardı. O da bir devlet hastanesinde bir tane beyin ve sinir cerrahına bir ameliyat olmuş. Bu kolundaki sinirlerle alakalı. O bizi bir doktora yönlendirdi. Hani doktor hani iyi bir doktor, işini bilen bir doktor hani vesaire diye söyledi. Hani işlerinin hepsini tamamıyla kendisini takip etti. Hani asistanlarını pek bir iş bırakmadığını söyledi. Hani gerçekten yardımcı olup ilgilendiğini söyledi bize. Bir gidin görüşün falan diye şey yaptılar bize söyledi. Biz bir tabii doktorun ismini aldığımızda bir randevu almaya kalkmıştık. Hani denemiştik daha doğrusu. Hani e-nabızda falan hiçbir şekilde şey alamadık. Randevu yoktu Evet, yani. yoğun bir doktor çünkü. Bu ne zamandı? Haziran'ın başı mıydı? Yok. Ha, Mayıs'ın sonuydu. Mayıs'ın yok sonu değil. Ortası falandı. 15'i falandı. 15'i falandı. Hani biz randevu almaya kalktığımızda Haziran'ın 20'sine falan randevu vermeye şey Evet, bir yapıyordu ay sistem. kadar Aynen bir öyle. süre Bir ay vardı. hani hiçbir şekilde randevu yoktu. Yani biz görüştük tekrardan bu arkadaşlar. Hani bize telefon numarasını falan vermişti zaten. Hani telefondan şey yapın. Hani bir yazın WhatsApp üzerinden hani yardımcı olur diye söylemişti. Biz doktorla iletişime geçtik. Görüştük. Hani ben şikayetlerimi söyledim. Hani tamam bana hani bir cuma günü saat 11 gibi falan hastanede olun bir görüşelim demişti. Hastaneye gittik. Sabah 9 gibi falan biz zaten hastanedeydik. Hani işimizi çabuk bitirip işlerimize gidelim falan diye. O sırada ben de eşlik ettim eşimi. Hani biz bir görüşüp tekrar işlerimize gelmeyi planlıyorduk aslında. Aynen öyle. Hani bir görüşelim ne olacak ne bitecek hani bir konuşalım diye bir şey yaptık. Görüştük kendisiyle. Hani görüşmek amacındaydık daha doğrusu doktora gittiğimizde. Doktorla görüştük. Hani doktor bize gayet hani güzel açıklamalar yaptı. Hastalığı neyin sebep olduğunu yani bu boyun fıtığının neyden kaynaklandığını hani nasıl yapılması gerektiği hani konusunda biz kendisinden görüş aldık. Hani nasıl oluştuğuna dair. Biz tabii doktora gitmeden önce yine kendimiz araştırdık hani nasıl olur, ameliyat olursa nasıl bir ameliyat gerekli, işte iyileşme süreci, neden kaynaklanır vesaire. Zaten doktor da bunların hepsini anlattı ama biz size yine kısa bir bilgi olarak geçelim.
Sürekli aynı pozisyonda olma, sürekli aynı pozisyonda oturma, yatma, evet. Hareketsizlik, yani yüksek bir şeyde de meslek hastalığı, yani sürekli böyle boynunu aşağıda tutma vesaire, bundan kaynaklanıyor. Ameliyatta iki çeşit ameliyat var. Bir açık ameliyat, bir de mikrocerrahi ameliyatı var. Mikrocerrahi ameliyatı dediğimiz şeyde nereden giriyordu? Yemek borusuyla şah damarının arasından giriyorlar. Aynen, boyundan girip. Oradaki fıtık bölgesini bir şey cihazlarla birlikte temizliyorlar. Hani mikrocerrahi olması bizim için avantajdı. Çünkü orayı işte 1000 kat vesaire mikroskopla büyütüyorlar. Bu sebeple de sinirler zarar görmemiş oluyor. Çünkü hani eşimin bir önceki gittiği doktor hani riskli bir ameliyat olduğunu söylemişti. Bununla alakalı da tabii biz tedirgindik, yani felçten falan bahsediyorlardı. Hani düştüğünde felç kalma ihtimali varsa ameliyatta da tabii ki de vardır. Bununla alakalı da işte doktora sorduk, bu işte ameliyat olduğu doktora. O da her şeyde tabii ki de riskin olduğundan bahsetti. Ama bu zamana kadar yapmış olduğu ameliyatlarda ne bir işte ölüm ne de Allah'a şükür dedi bir felç meselesi oldu dedi. Bunda da olmayacaktır dedi, ama tabii ben bunun size garantisini veremem dedi. Bununla alakalı da işte bizim bir karar verme sürecimiz oldu. Düşündük, taşındık. Yani her şey aslında çok hızlı gelişti. Biz hastaneye gitmeden önce bir karar verdik arkadaşlar. 22.500 TL sağlık için aslında bir para değil. Yani bunun büyük bir para değil. Aslında verilebilir bir paraydı, ama o kadar güzel devlet hastanelerimiz var ve insanlar devlet hastanelerinin imkanlarından faydalanabiliyor diye. Ve doktor eğer bize güven verirse gerçekten devlet hastanesinde oluruz diye biz bu kararı zaten doktorla görüşmeden önce almıştık. Allah şükür cuma günü gittiğimizde de doktordan o güveni aldık ve biz karar verdik. Kendi aramızda zaten kararlaştırmıştık. Doktordan da güveni alınca, yani ameliyatı devlet hastanesinde yaptırmamız gerektiğini kararını almıştık. Sonra doktorla görüştük. Zaten hemen bize yapılması gerekenler diye ufak bir liste vermişti. Hani aynı gün biz zaten. Biz cuma günü gittik. Haftaya perşembe versene ameliyat edeyim Bilal dedi. Aynen öyle. Biz hani bu kadar gün erken sormuştuk. Beklemiyorduk evet, aslında. Hani gün istedik, hani ne zaman çarşamba olabiliriz falan diye. Çarşamba yatış yapacağım dedi. Gittiğimiz cumanın ertesi hafta çarşamba günü yatışını yapıp cuma günü, yok pardon özür dilerim, perşembe günü hani ameliyatı yapabileceğini söyledi. Yani ayın 9'una denk geliyordu ameliyat günü. 9 evet. Haziran'a denk geliyordu. Ondan dolayı işte bize hani biz tamam güne de okey verdik. Ondan sonra hani bize zaten yapılması gerekenler diye ufak bir liste verdi. Hani bir kan, yani verilmesi gereken tahliller diye daha doğrusu. Bir kan işte verdik. Ondan sonra EKG çekildik. Film çekildi. En son anesteziye göründük. Bütün tetkiklerin sonuçlarına baktı ve ameliyat için onay verdi. Anesteziyle görüştükten sonra doktorun asistanına gittik. Numaramızı vesaire verdik. Biz sizi arayacağız. Hani bir problem yok. Çarşamba günü yatış görünüyor. Çarşamba zaten ben sizi arayacağım dedi. Yani biz doktorla görüşmeye gittik. O şekilde de aslında iş yerlerimizden izin aldık. 1 saatlik, 2 saatlik bir izin aldık. Ama doktorla görüşmemiz olumlu geçti ve tarih erken olduğu için ve tetkiklerle birlikte bizim oradan çıkmamız saat 5'i falan buldu. Yani o yüzden biz bütün gün aslında hastanedeydik. Evet. Sonra oradan çıktık. Çarşamba günü işte sabah kaçta? Sabah 9'da hani hastaneye yatış yaparız diye asistan şey yapmışlardı. Aradı, 9'da evet, 9 gibi dedi. Gelin diye söylemişti bize salı gününden. Biz hani çarşamba günü sabah gittik. Ancak hani hastanenin biraz şu an dolu. Hani öğleden sonra hastaneden çıkışlar yapılacak. Ondan sonra yer açılacak hani odalarda diye söylemişlerdi. Öğleden sonra gelin dediler. Biz saat 3 gibi falan gittik. İşte yatışımızı yaptık. Hani evraklar, başvuruydu. İmzalar falan, hani onları hallettik. Prosedürleri hallettik yani açıkçası. Evet. Ondan sonra yatışımızı yaptık. Çarşamba günü işte hastanedeydik akşam. Doktor yine şeye geldi, kontrole geldi Bileli yatıştan aynen önce. Aynen öyle, yatıştan önce işte geldi. Bu arada geldi. Dipnot verelim. Kirli sakalla gitmişti o tabii, o bizim aklımıza evet. Gelmedi. Doktor çarşamba sinek günü, kaydı. Evet, gördüğümde... Sinek kaydı, tıraş olması gerekiyor. Şöyle, ameliyatı yapım şeklini de anlatalım. Hani bize ilk başta doktor ameliyatın yapış şekli olarak boyun bölgesinden bir 4-5 santimlik çizik atıp buradan girip hani yemek borusu ve şah damarını böyle kenara çekip oradan içeri böyle bir demir sokulacağını söyledi. Fıtık bölgesini de hani küçük ince cımbızlarla hani oradan temizlenmesi gerektiğini söyledi. Yani
boyun bölgesinden ameliyat yapılacağı için çarşamba günü yani yatışa gittiğimiz gün bize hani sakal tıraşı olmam gerektiğini söyledi. Çünkü hani sakalda bir enfeksiyon vesaire olabilir diye söyledi bize. Hani, sizin de aklınızda bulunsun. Aynen öyle. Şey riski varsa atmamak için hani bir sinek ayı tıraş olmam gerektiğini söyledi. O günün akşamı yok. O günün akşamı sabah değil. Sabah ertesi yani perşembe sabah erken uyandık zaten. Hani benim normal kullandığım ilaçlarım falan vardı. Bir tiroid ilacı kullanıyorum ben. Hani onun ilacı vardı. Evet, normalde hani, 12'den sonra aynen. Bir şey yemeyecek. 6'da sadece bir yudum suyla tiroid ilacını aldım. İlacımı içtim. Evet. Bu arada yatışlar yapılırken bize ameliyatta giyeceği işte bonedir vesaire, ameliyat önlüğü vesaire verildi. Onunla alakalı da bir de onun yanında pardon verildi. Variz çorabı verildi. Variz çorabının sebebi de kan akışını sağlamak. Aslında o sebepten dolayıymış. Ben ilk defa gördüm öyle bir şey. Yani variz çorabını da giydirdim. Saat ameliyat günü saat sabah 6'da variz çorabını giydirdim. İlacını içti. Ondan sonra biz beklemede kaldık. Doktorla görüştüğümde öğleden önce alacağını söyledi Bilal'i. Ve ameliyat süresinin 1,5-2 saat en fazla süreceğini söyledi. Bununla alakalı da işte biz beklemeye girdik açıkçası. Sonra saat 10.30 gibi hazırlanmaya başladı Bilal. 11.04 gece gibi zaten onların görüntülerini aldım. Birazdan izleyeceksiniz. 11.04 gece gibi ameliyata girdi. Ameliyat sürecinde işte kayınvalidem, işte kayınpederim, kendi babam, işte görümcem vesaire bir aile dostumuz hepsi yanındaydı. Allah razı olsun hepsinden. O süreçte yani ameliyat aslında 4 saat sürdü. Bu da bizi çok korkuttu açıkçası. Çünkü doktorla dediğim gibi görüştüğümde bir iki saat sürebileceğini söylemişti. Bilal ameliyata girdi. Bilal'den sonra girenler ameliyattan çıkıyor ama Bilal bir türlü çıkmıyor. O esnada birazcık tedirgin olduk açıkçası. İş yerinden arkadaşları vesaire aradı. Yani bütün aile büyüklerimiz vesaire aradı. Bilal çıktı mı diye soruyorlar. Ben sürekli yok çıkmadı vesaire. İşte öyle sıkıntılı bir süreç yaşadım aslında. Sonra saat 3 gibi Bilal Allah'a şükür ameliyathaneden çıktı. Hemen kendi odasına alındı. Ameliyattan sonra bir süre, yarım saat gibi bir süre hiçbir şekilde kımıldatmamamız gerektiğini söyledi. Sonra doktor kendisi geldi kontrole. Ameliyatın iyi geçtiğini söyledi. Hasta modundan çıksın, üzerini değiştirelim dedi. Üzerini vesaire değiştirdim, varis çoraplarını çıkarttım. Sonra ameliyatı yine nasıl yaptığını tekrar söyledi. Gerçekten doktor çok iyiydi. Her alanda, her anlamda küçük küçük kısa kısa bilgiler verdi. Zaten diyoruz hep biz, fıtık tekrarlar mı, tekrarlamaz mı? Ben doktoruma sordum Bilal'in. Hani dedim, peki hocam tekrarlama olur mu vesaire dedim. Yok dedi, tekrarlayacağını düşünmüyorum dedi. O bölgeyi çok güzel bir şekilde temizledim dedi. Zaten tekrarlanan fıtıklar genelde bel fıtıklarında olur dedi. Boyun fıtıklarında olmaz dedi. O yüzden korkulacak bir şey yok dedi. Biz de teşekkür ettik. Sonra ameliyattan sonra 6 saat boyunca, 6 saat de değil mi? Evet. 6 saat boyunca hiçbir şey yiyip içmeyecek, su bile içmeyecek. Hani bu şekilde bilgi verildi. Bu arada gittiğimiz hastanenin gerçekten hemşiresinden hasta bakıcısına kadar çok memnun kaldık. Gerçekten iyi, işini iyi yapan insanlardı. Bilgilendirmeleri, ilgilenmeleri çok güzeldi. Ameliyattan sonra 6 saat boyunca hiçbir şey yiyip içmesi yasaktı. 6 saatten sonra da sadece sıvı tüketmesi gerekiyordu. İşte sudur, süt, çorba, meyve suyu vesaire gibi. O şekilde başladık. Sonra 6 saat geçti. İşte bütün işte akrabalar vesaire arkadaşlarımız geldi. 6 saatten sonra ben Bilal'e su verdim. İşte çorba verdim. Çorbasını içtikten sonra hemşireyle birlikte bir ilk yürüyüş yaptı. Orayı aynen. İstersen sen anlat. Ya işte bir ilk hani ayağa kalkıp hani artık hastalık psikolojisini atlatmak amacıyla hani artık normal hayatımıza dönmek amacıyla bir hemşire geldi. Baş hemşireydi herhalde. Çünkü bayağı bilgili birisiydi. İşte hani ilk hani ayağa kalkıp yürümeyi kendisiyle beraber yapmamızı söyledi. Geldi işte hani kendisi zaten bu sürede ameliyattan çıktıktan bir saat sonra doktor bize hani şu boyunluktan alınması gerektiğini söylemişti. Oraya ameliyat öncesinde. Çarşamba günü yani ameliyattan bir gün önce süngerli bir boyunluk. Aynen. Şu şekilde süngerli bir boyunluk almanız gerektiğini söyledi ve bunu bir ay boyunca takacağını aynen söyledi. Aynen öyle.
İşte doktor zaten ameliyattan çıktı. Ameliyattan sonra geldi. Direkt zaten kendisi taktı doktor boyunu. İşte zaten boyunluk direkt hani boynumda takılı, bir ay boyunca falan hiçbir şekilde çıkartmadan gece yatarken bile onu kullanmamız gerektiğini söylemişti. İşte o zaten takılıydı boynumda. Hemşire geldi işte. Hemşireyle beraber bir ilk kalkış yaptık. Bir yatakta oturdum. Hani bana herhangi bir baş dönmesi, bir göz kararması vesaire olursa ya hani söylememizi istedi. Hani kalktık, ilkten bir yatakta oturdum. Hani herhangi bir baş dönmesi vesaire olmadı. Aynı şekilde ayağa kalktık. Ayakta da bir şey olmadı. Yavaşça odadan çıktık. Hani başımı çok hani hareket ettirmemem gerektiğini söyledi hemşire. Aynı hareket. Hani dönüş, hani sağa veya sola dönüş yaparken hani genişten böyle dön. Hani vücudunla beraber dön direkt. Hani kafanı ani hareketlerde çevirmemem gerektiğini söyledi. O şekilde bir yürüyüş yapmıştık ilk başta işte. Ondan sonra yani her şey güzel gitmeye başladı. Yani sol tarafıma daha öncesinde hiç yatamıyordum ameliyattan önce. Hani sol tarafıma döndüğümde zaten direkt bu kolumun buralarında hani direkt ağrı hissediyordum. İşte ondan sonra hani herhangi bir ağrım kalmadığını fark ettim. Yani ameliyattan çıkar çıkmaz direkt hiçbir şekilde hani bu fıtığın sebep olduğu ağrılar kalmadı yani kolumda. Hani kolumda olsun, omzumda olsun, boynumda olsun hiçbir şekilde bir ağrı kalmadı. Hani çok memnun kaldım gerçekten. Ondan sonrasında zaten işte o akşam hastanede geçirdik. Ertesi sabah saat 9 gibi falan doktor tekrardan geldi odaya. Nasıl hissettiğimi sordu. Hani iyi miyim, kötü müyüm, hani onu sordu. Ben de iyi olduğumu söyledim. Hani bana şey sordu, hastanede tekrardan hani bir gün daha kalmak ister misin yoksa çıkartayım mı seni, iyi hissediyorsan eğer dedi. Ben de iyi hissettiğimi söyledim. Zaten hastanede çok durmayı da sevmiyorum. Bu arada bir dipnot geçelim. Biz doktorla ilk görüşmeye gittiğimizde, ameliyata karar verdiğimizde istirahat kısmını da konuştuk. İstirahat kısmında doktor bir ay boyunca istirahat etmesi gerektiğini söyledi. Ama eşim de muhasebeci olduğu için hani bir ayın çok fazla olduğunu, iş anlamında sıkıntıya düşeceğini söyledi. Doktor da ameliyatı yaptıktan sonra tekrar görüşürüz bu meseleyi diye orada açık bir kapı bırakmıştı. Neyse ameliyat güzel geçti ve Bilal iyi olduğu için bu bir aylık süreyi biz 2 haftaya indirgeyebildik. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, bu istirahat süresi kesinlikle hastaya ve hastanın durumuna bağlı. Ameliyat güzel geçerse ve hasta kendini iyi hissederse bunu indirgeyebiliyorsunuz. Hani bir ay boyunca dediklerine bakmayın. Doktorla hastanın hani artık karar vermesi gereken mevzu. Aynen yani, öyle. Ama bir ay boyunca o şey şu boyunluğu takacak. Boyunluğu taktık. Evet aynen öyle. Yani bu şekildeydi. Ben hani gerçekten memnun kaldım. Yani hastalığım gerçekten hani geçti. Ağrılarım azaldı. Yani bayağı rahat ettim. Yani artık hani şimdi üzerinden hemen hemen bir ay 10 gün falan oldu. 1,5 aya yakın oldu. Hı. Yani gayet iyiyim. Hani kafamı çevirebiliyorum. Hani uyurken artık rahat uyuyabiliyorum. Yani bayağı iyiyim yani şu an Allah'a şükür. Yani o şekilde yani ameliyat tabii ki riski var. Yani bu tabii ki doktorların bileceği iş. Ama hani mikrocerrahi yöntemiyle yapıldığından dolayı artık hani eskisi kadar riskler çok olmuyor diye bize doktor söyledi. Bu şekilde yani hani bizde bu durumu yaşayanlar varsa eğer hani bunlar bilgi sahibi olsun diye başımızdan geçenleri anlatmak istedik. Kendi dilimizin yettiğince. Aynen öyle. Dilimizin yettiğince dediğin gibi. Bu şekilde. Evet, bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Ben hastane sürecinde de kısa kısa video çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Şimdi birazdan o videoları izleyeceksiniz. O videoları izledikten sonra tekrar görüşürüz. Heyecanlı mısın? Ha? Korkuyor musun? Korkmuyorum. Ha? Şimdi hastaneye geldik. Yatış yapılacak. Bugün günlerden 8 Haziran Çarşamba. Yarın ameliyatı olacak. Damar yolu açtılar. Bir tane serum bağladılar. Serumu bitti. Yarın öğlene doğru ameliyata girecek. Bakalım bu şekilde şu an. Şimdi ağrı kesici ve mide koruyucu verildi. Saat kaç? 8:37. Evet, şimdi tıraş oldu. Temizlik edeceğim.
Cadde Uğur Hatay'da ameliyat başladı 11.04 gece. Öyle mi? Haziran 15.30. Bilal çıktı. Ameliyattan yarım saat sonra boyunluğunu taktılar. Bir ay boyunca boyunluk takılı kalacakmış. Onun dışında 6 saat boyunca bir şey yiyip içmesi yasak. 6 saatten sonra sadece sıvı şeyler, su, ayran, çorba gibi şeyler tüketebilecek. Şu an durum bu şekilde. İşe yaradı mı diyorsun? Vallahi yaradı galiba. Soluna döndüğünde ağrı mı oluyordu? Çok kötü ağrı oluyordu. Şimdi kalkarken döndüm, üstüne yaptım, soğuk oldu, hiçbir şey olmadı. Allah'a şükür. Sol kolunda şikayeti gitti. Değil mi? Çok şükür. Hiçbir şey kalmadı. Evet, bizim anlatacaklarımız ve göstereceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.